Merhaba sevgili dostlar, hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün 11 Ocak 2020. Beni her nereden izliyorsanız, herhangi saatte izliyorsanız, umarım bu video süresince ve bundan sonraki süreçte hayret edersiniz, bilgi edinirsiniz ve yeni ufuklar açılır önünüzde. Okuyacağınız yeni kitaplar olur önünüzde. Bu videonun amacı öncelikle artık beni görenlerin, tanıyanların, hizmet ettiğim çocukların ismimle, yüzümle birlikte akıllarına gelen bir kitap hakkında. Bu hemen gösterelim. Kurtlarla Koşan Kadınlar, Clarissa yazarı Clarissa Pinkola Estes. Alt başlığı Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler. Efendim, çeviren kişi, İngilizceden çevrilmiş bu kitap, Hakan Atalay. Ayrıntı Yayınlarından çıkmış. Bendeki 34. baskısı. Ama ben bunun 2012-2013'teki herhalde baskısında, yanlış hatırlamıyorsam, okumuştum. Benim en çok hediye ettiğim, en çok okunmasını tavsiye ettiğim ve artık dilime yapışmış bir kitaptır kendisi. Benim hayatımda da, kişilik gelişimimde, ahlak gelişimimde, kendimi anlamamda, etrafındaki insanları anlamamda çok büyük yer sahibidir. Bu kitabın sadece giriş kısmından, bir tanıtımı ve giriş kısmından bahsedeceğim. Allah nasip ederse, başarabilirsem, bu kitaptaki diğer bölümlere, yani kitaptaki öyküleri ve öykülerin çözümlenmesini ve daha sonraki sonuç kısmını ayrı ayrı bölümlerle sizlerle inşallah paylaşacağım sevgili dostlar. Derdimiz öncelikle bu, ama psikomitoloji ne demek? Bununla ilgili yanında başka kitaplar var. Şimdi size onları da göstereceğim. Şimdi bu psikolojiyle, psikiyatriyle ilgilenen Türk kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın çok iyi bilebilecekleri bir psikiyatristin, bir hekimin yazdığı bir kitap. Şimdi Bilgin Saydam bu ülke için çok değerli bir düşünür, çok değerli bir hekimdir. Bu kitap çoğunlukla aslında psikolog ve psikiyatrist adayı kişiler için bir el kitabı mahiyetinde yazılmış bir kitap. Oldukça hacimli. Sanırım 3 yıl önce ben okumuştum. İçeriğinden de oldukça ciddi donanımlar, ciddi alıntılar yaptım. Altını bir sürü çizdim. Tekrar tekrar okudum. Yalnız aradan 3 ya da 4 yıl geçtiği için ana fikri aklımda olsa da, efendim, tüm detayları aklımda değil elbette. En yakın zamanda bunu tekrar okuyacağım. Yine Bilgin Hoca'nın arkadaşlarıyla birlikte yaptığı psikomitoloji. Aslında bu kitap Bilgin Hoca'nın rehberliğinde, önderliğinde psikiyatrist hocalarımızın her şey hikaye, her şey masal denilen bir etkinliğin, bir söyleşinin sonucunda ortaya çıkmış bir kitap. İçinde yazdığına göre, Bilgin Hoca'nın sunuş kısmında yazdığına göre devamı da gelecekmiş. Zaten burada bir diyor. Ben de devamını heyecanla bekliyorum. Yine Bilgin Hoca'nın Deli Dumrul'un bilinci, burada Türk mitolojisine dair, Türklere dair bir takım figürler. Deli Dumrul biliyorsunuz. Yani hepimiz aşağı yukarı biliyordur. Onun kişi Deli Dumrul öyküsünden, masalının kişilik ve ahlak gelişimiyle ilgili çözümlemesi. Tabii ki sadece onunla sınırlı değil. Bir psikomitoloji kitabı. Yine burada benim çok değer verdiğim, çok saygı duyduğum, çok sevdiğim Rollo May'in Psikoterapist ve Mitlere Yolculuk kitabı var. Bundan da çok şey öğrendim.
Yalnız bu kitap daha çok modern çağda çok iyi bilinen mitoloji, roman, tiyatro eserlerinin çözümlemesi. Mesela Faust'la ilgili burada çözümleme var. Shakespeare'in eserleriyle ilgili ve onların psikomitolojik tarafı ile ilgili çözümlemeler var. Ama tabi bunda şey de var mesela. Uyuyan Güzel Masalının da psikomitolojik çözümlemesi var. Bundan ziyade Rollo Meydan, bundan ziyade kendini arayan insan, kafese konan insan, aşk ve irade, özgürlük ve kader, ilgilenen dostlara tavsiye ederim. Çok şey öğrendim. Sanırım Türkçe'ye çevrilmiş kitapların tamamını okudum Rollo'nun. Şu anda da Özgürlük ve Kader okuyorum. İlk birkaç sayfasında beni bağlamayı başarmış, peşinden sürüklemeyi başarmış bir kitap. Şimdi gelelim efendim Kurtlarla Koşan Kadınlar. Bundan şimdi öncelikle Türk arkadaşlar, bu ülkenin vatandaşları beni çok iyi anlayacaklardır şimdi. Bu kitabın İngilizce baskısında, bu kapağında bir tane kadın var, çizim olarak bir kadın var ve yanında da bir kurt var. Şimdi ben o kapağı arkadaşlarıma, çocuklara vesaire kitaptan bahsetmeden gösterince diyorum ki buradan ne anlıyorsun? Bu neyi temsil ediyor? Diyor ki Allah Allah bu Oğuz Kağan destanı mı ya da Türklerle ilgili bir destanın çizimi mi vesaire diye soranlar oluyor. Şimdi Pinkola Estes'in yaptığı bu çalışma Türk halkının hem kadınları üstün tutması hem kurt o muhteşem hayvana değer veren Türkler için bizler için çok değerli olan o canlının ben kurtlara hayvan denmesini biraz hakaret olarak kabul edenlerden birisiyim. Kurtlarla koşan kadınlar. Mesela atlarla koşan kadınlar da olabilirdi. Aslanlarla koşan kadınlar da olabilirdi. Birazdan değineceğim. Niye kurtlarla koşan kadınlar ve niye kurt seçilmiş? Estes'in anlatımıyla size dile getirmeye çalışacağım. Şimdi bu Clarissa Pinkola Estes, kendisi Meksika kökenli bir ailenin evladı. 5 yaşındayken ailesi sürgün edilmiş ve Macar kökenli bir bakıcı aileye verilmiş. Şimdi Macar kökenli bakıcı aileye verilmek de gene bizim kültürümüze, bizim mitolojimize vakıf olduğunu çocukluktaki o anlatılan, etrafındaki anlatılan masallardan, öykülerden, Doğu Avrupa öykülerinden, burada zaten bahsediyor. Özür dilerim. Gösteriyorum. Yine kitap içerisinde Kur'an'ı okuduğu, bu çok ilginç, Kur'an'ı okuduğu anlaşılıyor. Yine kitap içeriğinde Anadolu'yu ve Türkiye'yi bildiği, Türkiye'ye dair okumalar yaptığı anlaşılıyor. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi'yi okuduğu anlaşılıyor. Türk İslam tasavvufuna dair, Sufizme dair okumalar yaptığı anlaşılıyor sevgili dostlar. Benim için Pinkola Estes, kişisel gelişimim için, ahlaki gelişim için çok değerli. Şimdilerde 70'li yaşlarda yanlış bilmiyorsam ve hala diri, hala daha canlı, enerji dolu ve bir bilge kadın olarak hayatını sürdürüyor. İnşallah kendisiyle tanışmak, böyle dokunmak, sohbet etmek nasip olur sevgili dostlar. Şimdi ben kısa olan, çok kısa ön sözünü okuyunca ben zaten kitabı arkadaşlarıma tavsiye ederken, öğrencilere tavsiye ederken bu ön sözünü okuyorum. Diyorum ki abi bundan sonra okursan oku, okumasan oku. Okuma, bana ne?
Bu ön sözü giriş ve ön sözden bahsedeceğimizi söylemiştik zaten. Bu ön sözü okumak istiyorum. Aynen. Hepimiz vahşiye özlemle doluyuz. Bu özlemin kültürel olarak onaylanmış pek az panzehiri var. Bize bu tür bir arzudan utanç duymamız öğretildi. Uzattığımız saçlarımızı duygularımızı saklamak için kullandık. Ama vahşi kadının gölgesi gündüz ve gecelerimiz boyunca pusuya yatmış bir halde hala varlığını sürdürmekte. Nerede olursak olalım, arkamıza tırıs giden bu gölge kesinlikle dört ayaklı. Şimdi ben öncelikle bu kitabı tavsiye etme ve neredeyse sosyal hayatta karşılaştığım herkese tavsiye etme öyle bir misyonum var niyeyse. Şimdi bundan önce yani yaklaşık bu kitabı okuyuncaya kadar, 6 yıl öncesine kadar, 5-6 yıl öncesine kadar bir coğrafya öğretmeni olarak çocuklara, öğrencilerime sürekli şey diyordum. Tüfek mikrop çeliği okumadan mezun olursanız size hakkımı helal etme diyordum. Hatta çocuklar böyle işin dalgasını da geçiyorlardı. Gene o herif geldi. Tüfek mikrop çelik diyen adam geldi gene diyorlardı. Sonra bu kitabı okudum. O zamanlarda tabii ki çalkantılı bir takım dönemler yaşıyordum. Ve bu kitabı okudum. Okuma, kitaba denk gelme öykümde tamamen yani kitapçıda dolaşırken böyle ben bir kitabın ismine bakarım, işte yazarına bakarım, arkadaki tanıtım yazısına bakarım. Böyle tesadüfi bir yer açarım, bir sayfa açarım, herhangi bir paragrafı okurum. Eğer beni tutuyorsa alır giderim o kitabı, getirir okurum. Kitaplıkta belki 1-2 yıl durur. Belki 5-6 yıl durur ama bir gün mutlaka okurum o kitabı. Şimdi bu kitapla tanışmam da böyle oldu. Öncelikle işte kurt, kadın, kurtlarla koşan kadın, vahşi kadın bunlar benim herhalde ilgimi çekmişti. Burada özellikle videonun da hedef kitlesi sevgili dostlar. Lise son sınıfta bu sene mezun olacak veya mezun olmuş da tekrardan hazırlanan sevgili öncelikle hanımefendiler, sevgili kızlarımız. Dostum, bunu sizlere daha önceden de söyledim. Lütfen, üniversite sınavına girdiniz. TYT, AYT her neyse bitti. Sınav sonuçlarını bekliyorsunuz. Artık yetişkinliğe adım atacaksınız. Ailenizden ve memleketinizden uzaklaşıp büyük ihtimalle başka bir şehirde üniversite okuyacaksınız. İşte o bekleme sürecinde sınava girdiniz, sonuçları bekliyorsunuz, tercih yaptınız ve nereye yerleştiğinizi bekliyorsunuz. O süreçte lütfen bu kitabı edinin, okuyun. Okuduktan sonra, ondan sonra hangi şehri kazandıysanız, hangi üniversite bölümü kazandıysanız gidin huzurlu bir şekilde ayakları yere sağlam basar bir şekilde okumunuza devam edin diye tavsiye ederim. Bazen şuna denk geliyorum. Mesela sosyal hayatta bir insanın, özellikle hanımefendilere çok tavsiye ediyorum bu kitabı okumalarını. Diyorum lütfen Kurtlarla Koşan Kadınları okuyun. Hatta okumasını çok istediğim, öyle candanlık hissettiğim kişilere işte içinden bir iki bölüm okuyorum. Kitapçıda karşılaştıysak içinden bazı bir iki bölüm cımbızlayıp onu okuyorum. Belki nasıl ki kitap beni kendisine çektiyse o hanımefendiyi de kendisine çeker ve alır bir gün okur. Buna niyet ederken bazen bugüne kadar artık saymayı da bıraktım. Bazen şu oluyor mesela, bir hanımefendi diyor ki ben o kitabı okudum veya okuyorum veya aldım, başladım ama zorlandım diyor. Biraz iddialı olacak ama bazı hanımefendiler artık şunu da söylüyorum.
Kim tavsiye etti ya da nereden buldunuz bu kitabı? Bir arkadaşımız tavsiye etti. Çok da işte ısrar etti okumamız için. Ben de iddialı olarak şunu söylüyorum. O arkadaşınıza ben tavsiye ettim. Veya ona tavsiye eden kişiye ben tavsiye ettim diye iddialı bir şekilde söylüyorum. Şimdi girişten ve sonrasından giriş kısmından birkaç bölüm okumaya çalışacağım. Pinkoleyeses biraz önce söylemiştim. 5 yaşında Macar bir aileye, bakıcı bir aileye veriliyor. Michigan'da geçmiş. Yani Amerika'nın o büyük göller bölgesine yakın. Kuzey bölgesinde ormanlıklarla, tarlalarla çevrili o bölgesinde çocukluğu geçmiş. Burada der ki ben doğayla iç içe büyüdüm. Kurtların seslerini duydum. Kurtlarla birlikte korkmadan aynı dereden su içerdik biz o zamanlarda. Ve sanki bir ses böyle kurtların da ve o rüzgarın tarlalarda, ağaçlardaki sesinde geceleri sanki bir ses, acı çeken yalnız bir ruh vardı. Sanki bana yalvarıyordu. Tabii ki bu ailesinin sürgün edilmesi ve bir bakıcı aileye vermek kendisine büyük travmalar oluşturmuş büyük ihtimalle. Ve kendisini iyileştirmeye ve insanları da iyileştirmeye adamış hala daha çalışan bir insan. Ve diyor ki, bu çok ilginç bir şey. Diyor ki, dünyada tek bir kişi bile, bir tane bile yalnız kalmayıncaya kadar çalışmaya, savaşmaya devam edeceğim. Bu arada Pinkola Estes'i ve bu kitabını feminist hareketler böyle başucu kitap olarak galiba değerlendiriyorlarmış. Benim derdim ondan ilgili değil kesinlikle. Ben kesinlikle hangi dinden, hangi ırktan, hangi cinsiyetten, hangi tarihte kim ne söylemiş değil. Kimin söylediği değil. Bana ne söylediği önemli. Ben masalla, öyküyle, mitolojiyle ilgili olarak buradan kendimle ilgili, kendi gelişimle ilgili çok şey öğrendim. Şimdi burada niye kurtlarla koşan kadınları seçmiş? Onunla ilgili bir cümle, bir paragraf okuyacağım. Sağlıklı kurtlar ve sağlıklı kadınlar belirli ruhsal karakteristikleri paylaşırlar. Keskin bir duyarlılık, oyuncu bir ruh ve yoğun bir kendini adama kapasitesi. Kurtlar ve kadınlar doğaları, araştırıcılıkları, büyük bir dayanıklılık ve güce sahip olmaları bakımından yakın akrabadırlar. Sezgileri çok güçlüdür. Yavruları, eşleri ve sürüleriyle yoğun bir biçimde ilgilenirler. Sürekli değişen koşullara uyum sağlamakta deneyimlidirler. Tuttuklarını koparmalarının yanında da çok da cesurdurlar. Ancak ikisi de sürekli taciz edilmiş, avlanmış ve yanlış bir şekilde obur, sapkın ve son derece saldırgan ve hasımlardan daha az değerli olarak tanımlanmıştır. Birkaç canlı türünü incelemiş ama bunlardan en çok mesela ayıları da, filleri de, kuşları da incelemiş ama bunlardan kadın ruhuna en uygun olanı, kadın karakteristiğine en uygun olanın kurtlar olduğunu efendim söylüyor. Ve der ki ben masa ve sandalyede oturmaktan ziyade toprağa, ağaçlara, mağaralarda dolaşmayı yeğliyordum. Çünkü buralarda Tanrı ile baş başa kalabileceğimi hissediyordum. Ne kadar ilginç bir cümle değil mi? Hışırtı sohbetlerini yapabilmek için tarlalar içlerinde yürünmesini istiyor. Nehir ise her zaman karanlıktan sonra ziyarete çağırıyordu. Geceleyin ormanda ateşler yakılması gerekiyordu ve öyküler yetişkinlerin işitme menzilinin dışında anlatılmalıydı. Burada bir gözlemini paylaşıyor. Bir anne kurt ölümcül şekilde yaralanmış yavrulardan birini öldürdü. Bu bana
Haşim bir şefkati ve ölümün nihayete ulaşmasına izin verme gereğini öğretti. Bir de SS der ki, benim de dahil olduğum İkinci Dünya Savaşı sonrası kadınlar biz modern endüstri tarafından, modern hayat tarafından bastırıldık. Çocuksu kalmamız özellikle istendi. Çünkü bu arada bir burada çocuksu kalmakla ilgili ben sadece estetik kadınlar için söylüyorum ama biz erkekleri de bu modern hayat çocuk kalmamızı istiyor. Bununla ilgili eğitim bir kitle imha silahı. John Taylor Gatton'un, kendisi 30 yıla yakın Amerika'da öğretmenlik yapmış bir insan. Sistem modern eğitim, isterseniz üniversitede mezun olun, çocuk rolü olarak kalmamızı dikte ediyor bize. Neden? Çünkü çocukları kandırmak çok kolay. Sevk ve idare etmek çok kolay. Çocuk ruhlu bir insan hak aramak için çok uğraşmıyor. Küçük paralarla ya da küçük ödüllerle onu kandırabiliyorsunuz. Şimdi hal böyle olunca sadece kadınlar değil, aslında biz erkekler de, hepimiz de bu modern hayat tarafından, sistem tarafından çocuk kalmak üzere programlandık. Buna göre eğitildik. Evet sevgili dostlar, biz kadınlara hiç katlanılmadı denir. Bizi böyle uysal bir forma dönüştürmeye çalıştı sistem. Çocuklarını istismar eden ana babalara yalnızca kadı denildiği, İliklerine kadar sömürülen kadınların ruhsal yaralanmalarına sinir krizi adı verildiği, sımsıkı korselere sokulan, sımsıkı gemlenen ve sımsıkı dizginlenen kız ve kadınların edepli, zarif görüldüğü bir zamandı ve hayatın sayılı anlarında yakalarını kurtarmasını beceren diğer kadınlar ise kötü damgası yediler. Burada şey de var, yani çağdaş psikiyatri akımlarının, psikoloji akımlarının kadın psikolojisiyle ilgili pek ilgilenmediği, onu böyle ikinci plana ittiği, aslında her sistemin genelinde hakim olan bu erkek egemen yapının psikoloji, psikiyatriye de bir şekilde sirayet ettiğini, burada onunla bir eleştirisi var. Saygıdeğer Estes annemizin. Şimdi buradan bir cümle daha, bir paragraf daha doğrusu okuyayım. Vahşi kadın bütün kadınların sağlığıdır. Onsuz kadınların psikolojisi anlamsızlaşır. Bu yabanıl kadın prototip kadındır, asıl kadındır. Hangi kültür, hangi çağ, hangi politik olursa olsun o değişmez. Döngüleri değişir. Simgesel temsilcileri değişir ama özünde o hiç değişmez. Neyse odur ve o bir bütündür. Psişedeki vahşi güçle ilişkinin koptuğuna dair belirtilerden özet okuyacağım. Buradan. Kendini had safhada yavan, yorgun, kırılgan, çökkün, kafası karışık, suskun, dizginlenmiş, heyecansız hissetmek. Kendini korkmuş, aksak ya da zayıf, esinsiz, cansız, ruhsuz, anlamsız, utangaç, sürekli kızgın, hafif meşrep, sıkışıp kalmış, yaratıcılıktan uzak, bastırılmış, aklını yitirmiş hissetmek. Bu özet kısmıydı. Yani bunun daha detaylı açıklamalar da var burada. Bu arada, şimdi ben bunu, bu kitabı erkek arkadaşlarıma, hem cinsiyetlerime de tavsiye ediyorum elbette. Ve okur arkadaşlarla, ki bunlar da aklı başında okuyan insanlar, onlarla da bu kitabı konuşunca böyle tariz, alaycı yollu, yok efendim sen kılıbık mısın, sen hanımcı mısın, hanım köylü müsün gibi böyle bir dokundurmalar, iğnelemelerle karşılaşıyor. Arkadaşlar, ben hanımcı falan değilim, ben doğanın çizgisine uygun olarak yaşamaya çalışan bir insanım, bir erkeğim.
Şimdi bizim bu edebiyat bölümünde yanlış bilmiyorsam Muhsin Hanım vardır. Muhsin Hanım'a sormuşlar bize 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir konuşmacı lazım. Bize konuşur musun? Muhsin Hanım da demiş ki ben kadın değilim ki. Nasıl yani ben kadın değilim demiş, ben insanım. Hey dostlar. Böyle cinsiyetçi yaklaşımları bir tarafa bırakın. Aklınızı başınıza devşirin. Kadınlar öğrenmiyorsa, kadınlar özgür bir şekilde yaşamıyorsa ve kadını erkeği hukuk önünde eşit değilse, toplumsal olarak, toplumsal hayatta kadın daha üstün olması gerekiyor. Ve bu üstünlüğü erkekler vermemeli. Kadın kendisi almalı. Kendisi söke söke almalı. Erkekler lütfediyormuş gibi bir kadına üstünlük falan filan veremez. Şimdi biz insanız arkadaşım. Doğanın çizgisine, tabiatın çizgisine uygun olarak yaşamamız gerekiyor. Eğer iyi düşünürseniz, kafanızı biraz çalıştırırsanız, sorgularsanız şunu görürsünüz. Hazreti Adem yaratılış mitolojilerine bakarsanız, Hazreti Adem de bir dişildir. Bir kadındır. Niye? Havva'yı mitolojiye göre içinden çıkartmıştır. Yani doğurmuştur. Hatta şimdi Müslüman arkadaşlar benden alınmasınlar ama Müslüman teologlar da bunu tartışıyorlar. Tanrı dişi mi erkek mi? Şimdi dolayısıyla böyle kurtlarla koşan kadınlar, işte kadınların toplumdaki yeri, sosyal hayattaki yeri, hukuk önündeki yeri, iş hayatındaki yeri vesaire vesaire denilince böyle bunu söyleyen insanlara böyle öcü gözüyle bakmaktan vazgeçin. Aklınızı başınıza devşirmezseniz daha çok kadının maalesef öldürüldüğüne şahit olacağız. Lütfen sevgili dostlar, sevgili hemcinsiyetlerim. Cinsiyetçilik yapmadan önce şunu bilin. Biz insanız. Bu kadar. Bizim dinimiz yok, bizim ırkımız yok, bizim herhangi bir etnisiteye ait değiliz. Mezhebimiz yok. Biz insanız sadece. Sağlıklı bir kadın tıpkı kurt gibidir. Sağlam, kunt, diri, hayat verici, konumunun bilincinde yaratıcı, sadık ve göçebedir. Ancak vahşi doğadan ayrılmak kadının kişiliğinin zayıflamasına, bir hortlak ve hayalet halini almasına yol açar. Postu kolay deldiren, çelimsiz, sıçrayamayan, avlanamayan, doğuramayan, bir hayat yaratma yeteneğinden yoksun biri olmak için burada değiliz. Bak dostum, sevgili arkadaşlar, Yüce Tanrı bizi bu dünyaya, onu bunu alalım, şunu bunu tüketelim, birbirimizi kemirelim, şunu bunu yapalım, birbirimizin kuyusunu kazalım diye göndermedi. Yüce Tanrı burada sevelim, sevilelim, huzurlu, birbirimize gülümseyelim, tebessüm edelim, mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yaşayalım diye gönderdi. Ne zaman o doğanın çizgisinden ayrıldık, ne zaman eşyanın peşine, statünün peşine, markaların peşine düştük, biz salaklaşıyoruz işte. Kadınlarımız maalesef ki burada bahsedildiği niteliklerini kaybediyorlar. Vahşi kadın müttefikimiz, önderimiz, modelimiz, öğretmenimiz olursa iki gözümüzle değil birden çok gözü olan sezginin gözleri aracılığıyla görürüz. Sezgiye sahip çıktığımızda yıldızlı göğe benzeriz. Dünyaya binlerce göz aracılığıyla bakarız. Vahşi doğa şifa bohçalarını taşır. Bir kadının olmaya ve bilmeye gerek duyduğu her şeyi taşır. Her şeyin dermanını taşır. Öyküler ve düşler, sözcükler ve şarkılar, işaretler ve simgeler taşır. Hem araç hem de amaçtır. Vahşi kadını oluşturan unsurlar. Vahşi kadın dişil ruhtur. Ancak ondan daha fazlasıdır da, dişiliğin kaynağıdır. İçgüdüyle, gerek göz önündeki, gerekse sağlıklı dünyalarla ilgili olan her şeydir. Temel olandır. Hepimiz ondan hayatımız için gereken tüm içgüdü ve bilgileri içeren ışıltılı bir hücre alırız. Siz de aldınız da, ben de aldım da bu hücre nerede? Soru işareti. Estes, Clarissa Pinkola Estes annemiz doktorasını etnoklinik psikoloji üzerine yapmış. Yani kabileler, hem klinik psikoloji
hem etnolojiyi inceleyen bir dal var. Ve kendisi bir cantadora, yani nedir, öykü toplayıcısı deniyor bunlara. O Kuzey Amerika, Orta Kuzey Amerika'da bir cantadora, aynı zamanda bir şair, bir anne ve bir babaanne, bir anneanne yanlış bilmiyorsam. Şu anda 120 kilo, kilosundan hiçbir şekilde yakınmıyor. Modern endüstriye, reklam piyasasına, modern hayata şunu diyor: ben kilo vermek zorunda değilim. Ben 38 beden, 40 beden olmak zorunda değilim. Ben sizin kalıplarınıza girmek için bir sürü zararlı ameliyat, ağır ameliyat geçirmek zorunda değilim. Ben buyum, ben bir insanım. Ve der ki Estes ablamız, öyküler ilaçtır. Şimdi bu kitap kadınlarla ilgili öyküler içeren bir kitaptır ve bu öyküler yol boyunca yıkılmadan duran işaretler gibidir. Doğal olarak kazanılmış kendi özgürlüğünüze, kendinizden, hayvanlardan, yeryüzünden, çocuklardan, kız kardeşlerden, sevgililerden ve erkeklerden hoşnutluk duymanıza giden yolda size destek olsun diye okumanız ve üzerinde düşünmeniz içindir. Hemen söyleyelim, vahşi benliğin dünyasına açılan kapılar az ama değerlidir. Derin bir yara iziniz varsa o bir kapıdır. Eski, çok eski bir öykünüz varsa o bir kapıdır. Gökyüzünü ve suyu tahammül edemeyecek kadar çok seviyorsanız o bir kapıdır. Daha derin bir hayatı, eksiksiz bir hayatı, makul bir hayatı özlüyorsanız o da bir kapıdır. Bu arada Pinko de Estes acıyı çok değerli görüyor. Bizde maalesef ki bizim toplumumuzda böyle sağlıklı olmak, bunu burada saygıdeğer psikoloğumuz, Türkiye'nin aydın yüzlerinden bir tanesi Hilal Bebek hanımefendiyi burada ismini zikrederek, atıfta bulunarak söylemek istiyorum. Böyle sağlıklı olmak gibi bir takıntımız var. Aman sorunlar benden gitsin, aman benim sorunum olmasın falan gibi böyle bir takıntımız var. Halbuki bizim tüm karşılaştığımız her şeyi ve karşılaştığımız her insanın öyle veya böyle hem bizim için hem de karşılaştığımız kişi için bir misyonumuz, bir görevimiz var. Dolayısıyla acımızla, sancımızla bizim madalya gibi taşımamız gereken, bizi olgunlaştıran bir süreçtir. Bunu böyle görmek gerekir. O yüzden Pinko de Estes diyor ki, bir yaranız varsa o bir çıkış kapınızdır sevgili dostlarım. İster içe, ister dışa dönük olun. İster kadınlara seven bir kadın, ister erkekleri seven bir kadın, ister Tanrı'yı seven bir kadın ya da bunların hepsini birden olun. Hepsi birden olun. İster basit bir kalbe sahip olun, ister Amazon'un tutkularına, ister bir işin en iyisini yapmaya çalışan biri olun, ister yarına bakan biri, ister esprili olun, isterse de üzüntülü, soylu ya da ayak takımı. Her durumda vahşi kadın size aittir. O tüm kadınlara aittir. Evet, kısaca Kurtlarla Koşan Kadınlar'ın giriş kısmını ve ön sözünü, Clarissa Pinko de Estes hakkında kısa bir bilgiyi dilim döndüğünce, hatırladığım kadarınca söylemeye çalıştım. Aynı alanda Türkiye'de yapılmış değerli hocamız Bilgin Saydam'ın kitabını paylaşmaya çalıştım. Gene dünyadan Rollo May'in psikomitoloji ile ilgili yaptığı çalışmayı sizinle özetle paylaşmaya çalıştım. Bu videonun devamında eğer becerebilirsem bu kitabın diğer bölümlerini, yani çeşitli masallar var, bu masalların psikomitoloji çözümlemesi var. Kendimce hem bu kitaptan edindiğimi öncelikle hem de diğer kitaplardan okuduklarımı kıyas ederek meraklısı olan dostlarımıza
benlik gelişiminde, kişilik gelişiminde umarım bir ışık olur. O anlamda yine burada paylaşmayı istiyorum sevgili dostlarım. Çok gevezelik ettim. Hepinizden özür dilerim. Sürçülisan ettiysem, bilmeden veya bilmeden sizi kırdıysam, incittiysem hepinizden özür dilerim. Lütfen her nerede olursanız olun, her hangi zamanda beni izlemiş olursanız lütfen gülümsemekten asla vazgeçmeyin, sevmekten asla vazgeçmeyin. Bu beyin bizim tarlamızdır ve o tarlaya ne ekersek onu biçeriz. Tebessüm ekersek kahkaha biçeriz, sevgi ekersek aşk biçeriz. Ve siz bunları çoğaltabilirsiniz. Tebessüm edin. Vahşi benliğinize tutsak edilmiş, ezilmiş, itilmiş, kelepçelenmiş, beninden, özünden uzaklaştırılmış o vahşi beninize, o bir yerlerde saklı duran o vahşi çocuğunuza, vahşi kendinize sahip çıkın. Ona gülümseyin. Mutlu olun. Sevgiyle kalın. Kurtlarla koşun, atlarla koşun. Hoşça kalın.